Number One Mac en güncel haberleriyle başlıyor. Prenses Diana'nın hayatı bir kez daha belgesel oluyor. Oscar ve Emmy ödüllü film yapımcıları Simon ve Janet'ın Çin tarafından yönetilen prodüksiyon ekibi Altitude ve Lightbox, Prenses Diana belgeseli için bir araya geliyor. Hazırlanacak belgesel hem TV'de hem de sinema salonlarında gösterilecek. Ünlü oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun'a açtığı davayı kaybetti. Johnny Depp, imajım zedelendi diyerek tazminat alma talebinde bulunmuştu. Oyuncu, kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti. Beyoncé, karantina döneminde alerjisi olan kızları için arıcılığa başladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, beklenmedik olduğunu biliyorum ama iki arı kovanım var. Gerçek arı kovanları. Şu an bir süredir evimdeler. Yaklaşık 8000 arım var ve her yıl yüzlerce kavanoz bal yapıyoruz dedi. Şarkıcı diğer ebeveynlere tavsiyesinin çocuklarını hiç olmadığı kadar çok sevmeleri olduğunu ekledi. Camila Cabello sosyal medyada erkek arkadaşı Shawn Mendes ile birlikte Cadılar Bayramı için giydiği elbiseyle pozlar paylaştı. 1996 yapımı eski bir film olan The Craft'tan bir karakteri andıran Cabello, dantelden süslemeleri olan siyah ve göğüs dekolteli bir elbise giydi. Shawn Mendes ise gözü morarmış ve kanlı bir biçimde Cabello ile öpüştüğü bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın katı atık yönetimi projesi kapsamında dalış yapacak olan Şayka Ercümen, atık ürünlerden süs eşyası yapımını inceledi. Türkiye'nin sudaki yaşam savunucusu Şayka Ercümen, 3-4 Kasım tarihlerinde Saklı Cennet olarak adlandırılan Halfeti ilçesinde yapacağı dalışta destek sağladığı sosyal uyumun güçlendirilmesi adına plastik atık kirliliğine dikkat çekecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, H grubundaki 3. maçında İngiltere'de bir Manchester United'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan David Massa düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak. Henüz golü ve puanı bulunmayan temsilcimiz güçlü rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Britanyalı pilot Lewis Hamilton sezon sonundaki sözleşme yenileme döneminden önce seneye yarışmaya devam etmeyebileceğini söyledi. Britanyalı pilot Lewis Hamilton, sezon sonundaki sözleşme yenileme döneminden önce seneye yarışmaya devam etmeyebileceğini açıkladı. Hamilton, Türkiye'de şampiyon olup F1'i bırakabilir. Mercedes takım patronu Toto Wolff de seneye takımda olacağını fakat pozisyonu değiştirmeyi düşündüğünü duyurdu. Portekiz'de yapılan ve Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Dünya Kupası sona erdi. Elit erkeklerde Fransız Loïc Bruni son turda ipi birincilikle göğüslerken genel klasmanda ikinci sırayı aldı. Etabı üçüncülükle tamamlayan genel klasman lideri Büyük Britanyalı Matt Walker ise kariyerinde ilk kez zafere ulaşmanın gururunu yaşadı. Elit kadınlarda yaşanan mücadelede Fransız Marin Cabiru hem final etabını lider tamamladı hem de genel klasmanda birinci olarak kupayı kazandı. Number One Mac en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.